Cezaevleri toplumda yaşanan tüm hak ihlallerinin merkezi haline gelmiş alanlardır. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, tekrarlamak gerekirse cezaevleri hak ihlallerinin merkezidir. Her boyutuyla hak ihlallerinin merkezidir. Yani yaşam hakkının ihlalinden alalım da sağlık hakkı ihlaline, ifade özgürlüğünün ihlaline ve diğer tüm hakların tümden ihlal edildiği en merkezi alanlar şu anda cezaevleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetlemek gerekirse, yani birkaç somut örnek üzerinden başlayacağım, ardından bazı hak ihlallerini somutlaştıracağım. Yani 2022 yılında tespit edilen 60'a yakın insan yaşamını yitirdiğini biliyoruz. 2021-2020 daha geçmişe gittiğimizde her yıl şüpheli şekilde cezaevlerinde yaşamını yitiren insanların ilgili hak kurumları tarafından tespit edildiğini biliyoruz. Ama gözden kaçırdığımız olgu tamamen şu. Gözden kaçırdığımız olgu şu, bizler kesinlikle tespit ettiğimiz verilerin eksik ve yetersiz olduğunu dile getirmeliyiz. Gözden kaçırılmaması gereken temel durum budur. Çünkü ilgili kurumların, bakanlığın veya hükümet içerisinde iktidar içerisinde hiçbir kesimin cezaevlerinde yaşanan ölümlere dair verdiği bir sayı, bilgi ya da yaşanan hastalıklar, sürgünler vesaire verdiği bir bilgi yoktur. Yani aslında bu açıklamaya başlarken vereceğimiz tüm bilgilerin tarafımızca tespit edilen bilgiler olduğunu, eksik olduğunu, yetersiz olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ve bu temelde yaklaşmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Bu temelde aslında cezaevlerinde yaşanan bazı sorunları özetleyerek başlayabiliriz. Aslında cezaevinde yaşanan tüm sorunları ne bir röportaja sığdırabiliriz ne de günlere sığdırabiliriz. Çünkü cezaevleri hak ihlallerinin merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama özellikle son dönemlerde ailelerin yaptığı başvurular çerçevesinde bazı sorunları dile getirmemiz gerekiyor. Sürgün meselesi. Çok girift bir meseledir. Profesyonel meseledir. Ve kesinlikle sürgün meselesi mevcut ceza infaz sistemi içerisinde çalışılmış bir meseledir. Yani ceza infaz sisteminin yürütücüleri tarafından çok ince ayarlanmış bir meseledir. Şöyle anlatalım. Zaten siyasal parti faaliyetlerini yürütmekten, ifade özgürlüğü ve benzeri diğer haklarını kullanmaktan, yani kişilerin anayasa ve siyasi partiler kanunu tarafından tanınmış haklarını kullanmasının bir tutuklama tehdidi olarak karşımıza çıktığını çok iyi bilmekteyiz. Cezaevlerinin siyasetçilerle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, gazetecilerle, öğrencilerle, düşünce insanlarıyla dolup taştığını hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Şimdi kişiler zaten fikirlerinden dolayı yargılanıp tutuklanıyorlar gayri hukuki bir şekilde. Çünkü bunun özünde ne var? Özünde terör mücadele kanunu var. Terör mücadele kanunu yarattığı tırnak içerisinde bir terör tanımı var. Ve bu tanımın muhalif olan herkesi, düşünen herkesi aslında tırnak içerisinde bu tanımda bir yer bulmasına ve tutuklanmasına neden oluyor. Ötesinde basına yansıyor bazı popüler dosyalardan ifade özgürlüğünü kullanan ama mevcut iktidarı eleştirme sınırlarında kalsa bile kesinlikle cezalandırma ve tutuklanma tehdidini çok iyi görmekteyiz. Şimdi tutuklanmanın getirdiği, yani siyasal tutuklanmaların aslında durumu bu iken burada bitmiyor. Yani keşke burada bitse. Yani şöyle söyleyelim, siyasal gerekçelerle tutuklandınız ya da kolluğun ya da diğer kesimlerin hazırladığı farklı tanıklarla, iftiralarla vesaire tutuklandınız. Bitmiyor burada. Uluslararası mevzuat uygulanmıyor. Yani Avrupa Cezaevi kuralları ve Mandela kuralları uygulanmıyor. Tutuklandınız. Girişte çıplak arama var. Çıplak arama insan onuruna aykırı bir durum. Defalarca dile getirdik. Birçok müvekkilimizin yaşadığını ve bu çıplak arama nedeniyle insanların onuruna aykırı bir şekilde hareket edildiğini dile getirdik. Şimdi yüksek mahkemeler ve ilgili idaredeki kişilerin yaklaşımı şu bize. İşte makul gerekçe ışığında insan onuruna uygun bir arama yapılabilir diyor. Birincisi çıplak aramanın insan onuruna uygun hiçbir yanı yoktur. İkincisi makul gerekçe ise tamamen işte o kullanıcının, o idarecinin, o keyfiyetin elinde, ki keyfiyetin olduğu her yerde işkence vardır şiarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. O keyfiyetin elinde büyüyor, gelişiyor ve birer işkence merkezine dönüşüyor. Şimdi izah edelim. 29 Eylül tarihinde müvekkilimiz Sariye Taşkesen, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden duruşma amacıyla Diyarbakır'a getirildi. Yine burada Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde çıplak aramada yatıldı. Çok ileri düzeyde bir çıplak arama ve ardından müvekkilimizin bunu kabul etmemesinden dolayı fiziki olarak müdahale edildiğini ve diğer suç duyurusu vesaire işlemlerinin yapıldığını belirtmemiz gerekiyor. Şimdi şunu iyi okumak gerekiyor. Yani bir yüksek güvenlikli ceza infaz kurumundan bir başka yüksek güvenlikli ceza infaz kurumuna gelen birinin nasıl bir makul gerekçeyle güvenlik riski yaratacağını söyleyebiliriz. Yani aslında keyfiyet burada başlıyor. İşte çıplak arama meselesini burada, tamamen burada tartışmamız gerekiyor. Nasıl tartışacağız? Aslında müvekkilimiz yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumundan
bir başka yüksek güvenlikli ceza infaz kurumuna giderken çıplak aranması hukuka da, ahlaka da, insanlığa uygun değil, tamamen keyfi, işkenceye dönen bir durumdur. Girişte çıplak aramayla karşılaştınız, yetmiyor. Şimdi şansınız varsa sürgün olmuyorsunuz. Şansınız yoksa da hemen ilk etapta bulunduğunuz ilden farklı bir kente, uzak bir kente sürgün oluyorsunuz. Basında sıkça yer alıyor işte Tokat'a, Yozgat'a, Antalya'ya, Konya'ya, Erzurum'a vesaire birçok sürgün var. Yani ailesinden uzakta bulunma halinden bahsediyoruz sürgünü. Kişi tutuklandığı zaman Diyarbakır'da tutuklanıyor. Tutuklandığı zaman Diyarbakır'da siyasi parti faaliyeti yürütmüş ya da Diyarbakır'da annesi var, babası var, eşi var, dostu var ama bu kişi alınıp buradan Tekirdağ, Bodrum'a, Antalya'ya sürgüne gönderiliyor. Buna da sürgündür. Buna da sevk değildir. Bunu söyleyelim. Sevk bambaşka bir şeydir. Sevki siz isterseniz çıkar ya da farklı koşullar olur, gerekçeler olur, sevk yapılabilir ama bu sevk değil, bu bir sürgündür. Şimdi biz bunlarla alakalaştığımız birkaç davada net bir şekilde söyleyeyim. Adalet Bakanlığı'nın avukatının bize vermiş olduğu cevapta dediği durum şu. İşte siyasi suçlarla yani 3713 TMK kapsamında tutuklu olan kişilerin sürekli Diyarbakır ve çevresine sevk istedi. Şimdi bu bir devlet politikası o zaman. Bu cevapla birlikte bu bize devlet politikası olarak karşımıza çıktığını düşünüyoruz. Çünkü evet, Diyarbakırlıysa Diyarbakır'a sevk isteyecek. Mardinliyse Mardin'e sevk isteyecek. Yani Mardinli'nin, Diyarbakırlı'nın, Muşlu'nun, Şırnaklı'nın Tekirdağ'da işini. Ya cezaevini almış, siyasi sahiplerle zaten cezaevini alınmış. Ya bu aşamadan sonra siz onu Tekirdağ'a yollayamazsınız. Zaten aileye işkence yapılıyor. Şimdi aile orada bitmiyor. Aile aylarca, yıllarca görüşe gidemiyor. Gittiği zaman da bitmiyor. Aynen az evvel bahsettiğimiz çıplak arama ailelere de dayatılıyor. Yani bu boyutu iyi görmek gerekiyor. Yani siz bunu iyi görmezseniz tıpkı Adalet Bakanlığı'nın avukatının dediği gibi bunlar hep aynı yere sevk istiyorlar. Evet, evet hep aynı yere sevk istiyorlar. Çünkü siz Diyarbakırlı'yı Tekirdağ'a sevk ettiğiniz için Diyarbakırlı mecburen dava açıp Diyarbakır'a sevk isteyecek. Ya da bakanlığa başvuru yapıp Diyarbakır'a sevk isteyecek. Burada temel hedeflenen şeyi şöyle yorumlamak gerekiyor. Yani bunun zihni altyapısı şudur. Ailesinden uzaklaştırıp tecrit altına alabilmek. Zaten toplumda tümden uygulanan tecrit sistemini cezaevlerine de yaygınlaştırmak. Tekirdağ'da olan bir aile asgari ücret dahi alamadan geçinemeyen ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir dönemde her ay Tekirdağ'a gidemeyecek. Çünkü bugün bir Tekirdağ gidiş geliş hiç yoksa 6.000-7.000 TL mal olmakta. Gidemeyecek, görüşemeyecek, avukatı sık sık gidemeyecek. Koparacaklar yani dış dünyayla ilişkisini kesmek adına. Tekrarlıyorum. Tecrit dış dünya ile ilişkiyi kesmektir. İki boyutludur. Hem içerideki fikirlerin dışarı yansıması hem de dış dünyanın içeri yansımasını engellemek amacıyla böyle bir yöntem belirleniyor. Bu yöntem işte karşımıza çıkan temel durumlardan biri. Yani sürgün politikası karşılaşacağımız hak ihlallerin bir diğeridir ve iki boyutludur. Hem tutuklu ve hükümlü nedir hem de aileye dönük bir uygulamadır. Şimdi bunun dışında devam etimizde hasta haklarını görmek gerekiyor. Şimdi biz uzun zamandır sağlık hakkı ve yaşam hakkı temelinde hasta haklarını şu şekilde değerlendiriyoruz. Hastalanmama hakkı. İyi olma hakkıdır bu. Tekrarlıyorum, hastalanmama hakkıdır, iyi olma hakkıdır. Yani hastalandıktan sonra tedavi olmak apayrı bir olaydır. Önemli olan sizin cezaevinde hastalanmamanızdır. Bunun koşulları nelerdir? Avrupa Cezaevi Kurallarında bunlar çok ayrıntılı dile getirilmiş. Yani fiziki anlamda dış dünyayla cezaevinin hiçbir farkının kalmaması gerektiği, her cezaevinde en az bir uzman hekimin bulunması gerektiği, tedaviye sürekli ulaşabilmeleri gerektiği ve sağlıklı olma halinin, ki sağlıklı olma halini şimdi açacağım, birazdan açacağım, tümden yerine getirilmesidir. Sağlıklı olma hali nedir? Sağlıklı olma hali sadece fiziksel değildir, ruhsaldır, psikolojiktir, duysaldır. Yani her açıdan sizin sağlıklı olmanızdan bahsediyoruz. Yani siz burada bulunan bir Diyarbakırlı Tekirdağ sürgününe yollayarak bir kere psikolojik anlamda onu yıpratmışsınızdır. Sağlıklı olma halini elinden almışsınızdır. Bunun dışında yemek kalitesi, bunun dışında güneş görme, havalandırmaya çıkma, sosyalleşebilme, hobi, sohbet, diğer faaliyetler yürütme ya da S-tipleri cezaevlerinde yaşanan, yüksek güvenliklerde yaşanan teklilerde tutulma meselesi bir arada değerlendirildiğinde kişinin zaten cezaevinde sağlıklı kalma ihtimali yok. Şimdi çok somut bir örnekle devam edelim. Mehmet Candemir. Cezaevine girdiği zaman hastalıkları olmayan bir kişi cezaevi koşullarında hastalandı, kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Birçok kurumun hasta tutsak listesine yer almıyordu çünkü cezaevinde oluşan bir hastalık. Ya da bunun dışında birazdan ağız içi arama ve benzeri uygulamaları anlatacağız. Ağız içi arama, kelepçe muayene vesaire uygulamaları anlatacağız. Bu uygulamalardan dolayı hastaneye gidemeyip teşhisi konmayan birçok hasta var. Şimdi bu ne oluyor? Cezaevi hastalık üretiyor. Hastalık
ölümle sonuçlanıyor. Çünkü hastalık ürettikten sonra tedavi edilmiyor. Tedavi edilmediğiniz zaman ne oluyor? İşte tedavi edilemiyorsunuz ve yaşamınızı istiyorsunuz. Niçin tedavi edilmiyorsunuz? Birincisi, geçmişten bugüne kelepçeli muayene uygulaması var. Çift kelepçeyle cezaevine götürme, hastaneye götürme uygulaması var. Bu uygulamalardan dolayı zaten hastanelerde bir tedavi uygulanmıyordu. Ama şimdi bu yakın dönemde çok yaygın bir şekilde ağız dışı arama var. İnsan onuruna aykırı bir şekilde cezaevine gidecek hasta kişinin, hasta tutukluya da hükümlünün ağzının insan onuruna aykırı bir şekilde aranma süreci var. Bundan dolayı da insanlar cezaevinden hastaneye gidemiyor. Yani bunu da somut örnekle vereceğiz. Somut örnekle vermediğimiz zaman belki anlaşılır olmayacak. Mehmet Ali Yaşa, Malatya Akçadağ T tipi kapalı ceza infaz kurumunda lenf büyümesi hastalığı var. Boğazında bir lenf sorunu var. Ki onunla beraber teşhisi konan diğer kişi Abdülrezzak Şuyur'dur. Yaşamını yitiren biridir. Aynen o lenf bezinden sonra yaşamını yitiren biridir. Şimdi kendisi bir yıla yakındır Malatya Akçadağ T tipi kapalı ceza infaz kurumunda ve ağız dışı arama uygulamasından dolayı hastane sevkini bile talep etmiyor. Bakın sevkini bile talep etmiyor çünkü ağız dışı arama uygulaması var. Bunu niye söylüyorum? Siz şimdi çok basit bir hastalık ya da hiç hasta değilseniz bile cezaevinde hastalanıyorsunuz. Küçük bir hastalığınız cezaevinde tedavi edilmemizden kaynaklı kocaman bir hastalığa dönüşüp yaşamınızı riske atıyor. İşte hastalık hakkı ve yaşam hakkını bu temelde görmek gerekiyor. İşte kelepçeli muayenelerle, çift kelepçeyle götürülmeyle, tırnak içerisinde dosyalarda terör tanımı yaparak, ağız içi aramalarına tedavinin önüne geçiyorsunuz. Zaten ilk uygulamalarla hasta olup, ikinci uygulamalarla tedavinin önüne geçiliyor. İşte bunun bir ayağı da adli tıp kurumlarıdır. İyi görmek gerekiyor. Adli tıp kurumlarının gerçekten objektif olmadığını, tarafsız olmadığını ve kararların adil olmadığını tek Halil Güneş örneğine baksak bile görebiliriz. Uzun zaman cezaevinde kalabilir raporu verilmesine rağmen Halil Güneş cezaevinde bir gece vakti can çekişe çekişe yaşamını yitirdi. Şimdi bu örnek üzerinden aşıyı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Şimdi Halil Güneş örneği, Mehmet Emin Özkan örneği, Serdar Yıldırım örneğini gördüğümüz zaman ne çıkıyor karşımıza? Cezaevinde tutuklu ve hükümlerinin aslında ATK'ya sevk edilme gibi talepleri yok. Hastadır, ağır hastadır ama ben ATK'ya gitmek istemiyorum. ATK zaten politik yaklaşıyor ve benim hakkımda bu hastalık durumuyla alakalı olumlu bir karar vereceğine dair inancım yok. Politik anlamda da inancım yok. Bu anlamda hastaneye sevk edilmek, ATK'ya gitmek istemiyorum şeklinde yaklaşım var. Çünkü ATK'ya girip gelenlerin basında da takip ediyoruz. Van'daki yaşlı çiftten biliyoruz. Aç bir şekilde götürüp aç bir şekilde getirilme meselelerinin tartışıldığını görüyoruz. Müvekkillerimiz zaten hastayız. Hasta bir şekilde buradan İstanbul'a tekrar kadar gidip yolda eziyet çekmek istemiyoruz. Zaten bir inancımız yok. Zaten politik yaklaşıyor diyor. İşte tam da burada bir durumun tartışılması gerekiyor. Mevcut hukuk ve sağlık alanda çalışan insanlara karşı bu insanların cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerin bu kadar umutsuz, bu kadar beklentisiz olmasını diğer pencereden okumak gerekiyor. Gerçekten de insanların adalete olan inancını yitirmesi gibi bir durum söz konusu. Şimdi adli tıp kurumlarının ve diğer sağlık kurumlarının pozisyonu biraz daha net okumak gerekiyor. Şöyle net okumak gerekiyor. Şimdi 60'tan fazla insan 2022 yılının ilk 9 ayında yaşamını yitirdi. Bunların bir kısmı hasta tutsaklı, bir kısmı da şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bir kısmının ATK sevkin olmadığını dahi biliyoruz. ATK sevk edilenlerin de hakkında olumsuz karar verilmesi aslında kalan kısımdan ATK sevk edilmediğini ya da şüpheli ölümlerin aydınlatılmadığını görüyoruz. Şimdi bunu niye söylüyorum özellikle? Bunu şundan dile getiriyorum. Yani bu durum eğer bir kuruma, bu işin en üst merkezindeki kuruma güvenin kalmaması ve inancın kalmaması işte cezaevlerinde bu kadar ölümlerin yaygınlaşmasına neden oluyor. Çok nadiren de olsa cezaevinde kalamaz raporu verdikleri ise toplum güvenliği nedeniyle infazlarının durdurulmadığı gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Yani aslında bütünlüklü bir şekilde cezaevlerine hastalık ürettiğini ve üretilen hastalıklar neticesinde ilgili kurumların duyarsız olduğu ve cezaevinde insanların yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Yani Mehmet Emin Özkan cezaevinde kalabilir mi, kalamaz mı? Yani bunu tüm toplum biliyor ama bir tek adli tıp kurumu biliyor. Tüm toplum biliyor. Yani Zülfü Yıldırım yaşamını yitirdi, hasta tutsak listesinde bir durumu vardı. Bazo Hilvan'da cezaevinde Bazo isimli tutsak yine aynı şekildeydi. Ve yine teşhisi konmayan ve yaşamını yitiren diğer tutsaklar da aynı şekildedir. Yani biz bu haliyle adli tıp kurumunun gerçekten siyasal kimliğinin alınması, siyasiler tarafından yönetilmemesini, tarafsız ve bağımsız bir şekilde objektif bir kuruma dönüştürülmesini talep ediyoruz. Çünkü yaşam hakkı telafisi olmayan bir haktır. Bir defadır yani. Bunun ihlali yaşam hakkı bir defa ihlal edilebilir.
birden fazla bir kişi hakkında birden fazla ihlal edemezsiniz. Ne oluyor? İşte Zülfü Yıldırım, Halil Güneş ve diğerleri yaşanmayı bitirdikten sonra Abdo Baran, Garibe Gezer, Barış Keve ve diğerleri yaşamını yitirdikten sonra tartışacağımız hiçbir şey kalmıyor, anlamsız kalıyor. Ferhan Yılmaz ve diğerleri, bu örnekleri çok fazla uzatabiliriz. Yani biz bu haliyle adli tıp kurumlarının gerçekten bilimsel bir kimliğe kavuşturulmasını ve siyasi baskılardan ve siyasi yaklaşımlardan arındırılmasını gerçekten talep ediyoruz, bekliyoruz. Tüm toplumun talebi de budur. Cezaevlerinde yakınları bulunan insanların talepleri de budur. Çünkü sürekli hastalanan, sürekli hastalık üreten bir merkezin en azından hastalık üretildikten sonra tahliyelerine yaklaşımlarının politik olmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Sürgünlerden bahsettik, hasta haklarından bahsettik, yaşam hakkından, adli tıp kurumunun yaklaşımından, çıplak arama, alışı aramadan bahsettik. Biraz da cezaevin içine girmek gerekiyor. Cezaevin içinde ne yaşanıyor? Şimdi cezaevleri gönüllü olunmasa da bir yaşam alanları. İnsanlar cezaevlerinde yaşıyor. Onların ikamet alanı. Yani biraz da ötesine gitmek istiyorum. Cezaevinde yemek yiyorlar, su içiyorlar, kitap okuyorlar. Cezaevinde bulundukları odalarda hayal kuruyorlar. Oysa bu hayal kurdukları, bu düşündükleri, yazdıkları, yedikleri, içtikleri alana bir gece vakti 15, 20, 30, 40 bazen daha fazla infaz koruma memuru eliyle baskınlar yapılıyor. El yazması notlarına el konuyor. Yani bunun artık izah edilebilir bir yanı yok. Zaten cezaevindesiniz. Ama sürekli koğuş aramaları, baskınlar, sürekli böyle itaat altına alma, hükmetme yaklaşımlarıyla, tekleştirme yaklaşımlarıyla aslında bir tüketmeye dönük. Yani aslında bunun bir politik olduğunu, sadece tutuklamanın değil, tutuklamanın devamında cezaevi içerisinde uygulanan yaklaşımında bir politik olduğunu görmek gerekiyor. Yani sizin gerçekten tüm gününüzü geçirdiğiniz bir alana bir gece vakti bu şekilde baskın yapılması ya da zamansız baskınların yapılması, sohbet ederken, arkadaşınızla sohbet ederken, bir hayalinizi, bir umudunuzu, bir düşüncenizi, bir fikrinizi paylaşırken böyle güm şeklinde içeri girip birinin baskın yapması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Ve hele bir de zaten o yaşam alanınızın her tarafının kameralarla donatıldığını düşünün. Her tarafınız kamera. Zaten sürekli özel alanınızı, her şeyinizi çekiyorlar. Bununla birlikte bu baskınlar ve bu baskınlar neticesinde birçok disiplin soruşturmasının açılması kabul edilebilir bir durum değildir. Yani gece 12'de gelip basarsanız ister istemez bir tepki refleks oluşacak. Hemen abartılı bir tutanakla hakkınıza bir disiplin soruşturması. Zaten diyelim ki Tekirdağ'dasınız. Bir ay zaten ailenizle ancak telefonla görüşebiliyorsunuz. Bir ayda iletişim cezası aldığınız zaman tümden toplumdan tecrit edilip iletişiminiz kesiyor, dış dünya ile irtibatınız kopuyor. Yani cezaevlerini biraz da böyle görmek gerekiyor. İş boyutunu iyi okumak, iyi anlamak gerekiyor. Birden fazla disiplin cezalarının verildiği, odaların basıldığı, tedavilerin yapılmadığı, yemeklerin kalitesiz olduğu, ortak alanların olmadığı, hobi, sohbet ve diğer faaliyetlerin, atölye faaliyetlerin yürütülmediği alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani toplumumuzda şöyle bir durum söz konusu artık. Gerçekten cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri dayanılmaz bir hal almış. Dayanılmaz bir hal alması bizlere işte ne diyoruz? Farklı farklı tepkilerin ortaya çıkmasında, farklı farklı yaklaşımların ortaya çıkması gibi bir sonuç da doğuruyor. Bunların en temel özelliği 300 günden fazladır devam eden adalet nöbetleridir. Adalet nöbetleri gerçekten cezaevlerinde yapılan infaz yapmalar, hasta tutsakların meselelerine gerçekten büyük bir ses getirdi, insanların gündemine getirdi. Bu vesileyle infaz yapmaları da biraz anlatmak gerekiyor. Yani zaten uygulanan infaz rejimi adaletsiz. Biraz somut örnek verirsek belki anlaşılır olacak. 2020 Nisan'ında getirilen düzenlemeyle birçok suç tipinde infaz 1/2 olarak belirlendi ve 3 yıl denetim belirlendi. Yine birçok suç tipinde 10 yıldan aşağı az alınan cezalarda direkt açık cezaevine geçme durumu ve açık cezaevinde de COVID izinden çıkma, faydalanma durumu söz konusu. Biraz daha somut örnek verirsek, 6 yıl hırsızlıktan 6 yıl ceza alırsanız yatmıyorsunuz zaten ve diğer benzeri suçlarda mevcut durum bu. Oysa siyasi suçlarda çok ağır bir şekilde 4'te 3 infaz sistemi uygulanıyor. Yetmiyormuş gibi koşulu salıverme hakkınızı alabilmeniz için de cezaevi içerisinde cezaevi savcılığının başkanlığında bir kurul oluşturulmuş. Ve bu kurul tamamen politik bir şekilde yürüyor. O kadar politik bir şekilde yürütülüyor ki size sorulan sorular sizin siyasi görüşlerinize dönük ve pişmanlık dayatmaya dönük. Şimdi pişmanlık meselesi nedir? Pişmanlık meselesi Türk Ceza Yasası'nın 221. maddesinde düzenlenmiş. Yargılama yapılırken dikkate alınmış. Kişinin pişman olup olmadığı değerlendirilmiş. Ona göre hüküm kurulmuş. Yani siz hüküm kurulmuş, kesinleşmiş bir konuda yeniden sorular sorup yargılama yapıyorsunuz aslında. İkinci bir yargılama makamına dönüşmüşsünüz. Biraz da sonu.
bahsedeyim. Yani zaten pişmanlıktan faydalanmış biri cezayı az alıp ona göre bir yaklaşım belirliyor. Kişi zaten pişmanlıktan faydalanmamışsa zaten aldığı ceza pişmanlıktan faydalanmana göre fazla oluyor. Şimdi zaten pişmanlıktan faydalanmamış, cezası belli. Bir de içeride pişman olmadı diye cezasının artırılma durumu söz konusu ve koşulu salıverme hakkından faydalanamama durumu söz konusu. Bunu iyi görmek gerekiyor. Bazı yakmalarda yakın dönemde ben direkt noktamla bakacağım. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi İdari Gözlem Kurulu'nun Varto Belediye Başkanı Sabit Ekinci'ye sorduğu soruları aracınızda tekrar dile getireceğim. Yani infaz kurullarının, yani idari gözlem kurullarının hukuksuzluğunu diyor ki ilk soruda, Diyarbakır anneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu provokasyondur. Başka hiçbir şey değildir bu soruyu sormak. Neden örgütlü ortamda kalıyorsunuz? Neden müdür hanım ile özel görüşmeleriniz yok? Bunun dışında herhangi bir ağa, aşiret ve benzeri bir durumunuz yok. Niye belediye başkanı oldunuz? Öğretmenliği neden bırakıp belediye başkanlığına geçtiniz? Bakın, dinliyor musunuz bu sorular? Bu kadar korkunç sorular. Belediye başkanı olarak neler yaptınız? Kurula çıkıp çıkmama noktasında neden yaklaşım belirlediniz? Hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Kütüphaneden kitap alıyor musunuz? Cezaevi İdaresi'nin kütüphanesinden. Cezaevi sürecini nasıl geçirdiniz ve dışarıda nasıl bir yaşam kuracaksınız? Bakın, idare gözlem kurulu budur. Yani öğretmenliği bırakmasını tartışıyor. Niye belediye başkanı olduğunu soruyor. Bir adım ötesine gidiyor. Ailende ağa yok, aşiret yok, şeyh yok, bey yok. Sen niye belediye başkanı oldun diyor. Yani böyle bir haldeyken biz bu idare ve gözlem kurulları, bakın kuruluşu çok net bir şekilde vurguluyorum. Kuruluşu uluslararası mevzuata uygun olsa bile Türkiye'deki politik atmosferde idare ve gözlem kurulları tamamen politik birer mahkemelere dönüşüyor. Sıkı yönetim gibi, istiklal mahkemeleri gibi bir hal alıyor. Yani infaz kurulu açısından söylüyorum. İnfaz kurulu, kurul, idare ve gözlem kurulu neyi değerlendirir? İdare ve gözlem kurulu koşulu salıverme sürecini değerlendirir değil mi? Bu koşulu salıverme sürecini elinden aldığınız zaman zaten koşulu salıvermesi infaz edilmiş oluyor. İdam edilmiş oluyor. O hakkı elinden almış oluyorsunuz. İşte kütüphaneden niye kitap almadın, müdürle niye özel görüşme yapmıyorsun, niye belediye başkanı oldun, niye öğretmenliği bıraktın soruları. Bu hukukun olduğu bir yerde sorulmayacak sorulardır. İşte bu yüzden söylüyorum. Türkiye'deki mevcut uygulamalar, mevcut güvenlikçi uygulamalar, mevcut politik atmosfer en yasaların bile keyfi uygulanması nedenine neden oluyor. İşte çıplak arama için ne diyoruz? Makul bir gerekçe. Oysa yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurulundan diğer yüksek güvenlikli ceza infaz kuruluna giderken bile kendilerince makul gerekçe uydurabiliyorlar. Bunun için söylüyorum? Aslında siz istediğiniz kadar bir şey getirin, uluslararası mevzuata uygun bir tartışma durumu da yaratın. Uygulamadaki politik atmosferin yarattığı durum budur. Yani ay her ne kadar makul gerekçeleri değerlendirmek gerektiğini söylüyorsa da üst aramalarında vesaire, işte Türkiye'deki mevcut politik ve düşmanca yaklaşımı da iyi okumak gerekiyor. Bunu çok net bir dille söylüyorum. Bugün bir futbol maçında bile 5-0 yenin, ezin diyen bir yaklaşım söz konusu. İşte bu yaklaşımın cezaevindeki personellere tezahürüdür bu. İşte biz bu yüzden diyoruz, Türkiye'de hiçbir uygulamanın keyfiyete yer vermeyecek kadar net, keyfiyete yer vermeyecek kadar kuralcı olmaması gerektiğini, idare ve gözlem kuralları keyfiyete yer veren kuralcı ve kesinlikle tırnak içerisinde yer yer düşmanca sorularla insanı düşünen, yaklaştıran bir tavır içerisinde. İşte bu tavrı kabul etmemek gerekiyor. İdare gözlem kurulunun kaldırılması, keyfi infaz yapmaların önüne geçilmesi gerekiyor. İşte hasta tutsakların bir an önce tahliyesi gerekiyor. Hasta tutsak listesinde olanlar yaşamını yitiriyor. Adli tıp kurumunun cezaevinde kalabilir dediği insanlar yaşamını yitiriyor. Cezaevine sağlıklı girip cezaevinde hastalanan insanlar yaşamını yitiriyor. 20 yaşında genç bir insanın şüpheli bir şekilde intihar ettiği söyleniyor. Cuma günü ailesiyle çok pozitif görüşüp pazar günü intihar haberi geliyor. Yani bunların hepsi şüphelidir. Cezaevleri kapalı alanlardır. Kapalı alanların artık açık bir hale gelmesi gerekiyor. Denetim açık bir hale gelmesi gerekiyor. Ya da bizlerin yaptığı her türlü başvuruna ilgili kurumun, bakanlığın, savcının herhangi bir hak ihlali yok, herhangi bir sorun yok ama araştırılır deyip önden araştırmayı aslında bitirmemesi gerekiyor. Bunlara çözüm bulunması gerekiyor. İşte tüm bunlara çözüm bulunmadığı zaman cezaevinde yaşanan hak ihlallerini, İmralı Adası'nda yaşanan tecritle tüm toplumu sarıyor. Tüm toplumu sarınca da tüm toplumda hukuksuzluk baş gösteriyor. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü çok nettir, çok kolaydır.
hasta tutsak ve infaz yapma meselesinde nöbet tutan ailelerin etrafında kenetlenip, bu kenetlenmeyi büyütüp Türkiye'de bir özgürlükçü politikanın yaygınlaşmasını sağlamak gerekiyor. Terörle mücadele yasasının tümden kaldırılması gerekiyor. Ve buna bağlı olarak siyasetçilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, avukatların, gazetecilerin fikir hürriyetinin tüm topluma yansıması gerekiyor ki cezaevlerindeki hak ihlallerini bitirelim. Yani cezaevindeki hak ihlalleri tüm toplumdan bağımsız ele alınamaz, aksi görülemez. Yani dışarıda bir gazeteci kolluk tarafından dayak yiyorsa, bir gazete bir çekim yapması engelleniyorsa cezaevindekinin başına ne gelir bunu düşünün. Ya da bir avukat cezaevinin önünde bir açıklama yaparken tişörtü yırtılıp darp ediliyorsa cezaevinde ne yapılacağını siz düşünün. Yani bu temelde yaklaşmak gerekiyor ve bunu tüm toplum görmeli. Cezaevleri herkesin sorunudur, herkesin sorunudur. Objektiftir, ortadadır, ölümler de yaşanıyor, intiharlar da yaşanıyor. Birçok sorun var. Bunların önüne geçmek için hepimizin, gerek adalet nöbetindeki ailelerin, gerekse de bu alanda çalışan tüm kurumlarla, tüm toplumun ortaklaşıp bu soruna bir ses olması ve çözüm üretmesi gerekmektedir.